US, but mama your business. No, I'm a star, but I'm mama your business. Down to the floor. Çok güzel bir akşam. Evet, doğum gününüz kutlu olsun diye. Teşekkür ederim. Ben başlıyorum. Eliniz boş gelmesin. Ya biraz son anda İnsan şey bir oldu. Kamera falan bir şey getirir. Çantayla gelin. Kutu içinde bir mikrofonla falan gelin. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyi görüyorum bayağı. Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor. İyi gidiyor. Peki efendim, Asena Hanım'ın doğum günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? İyi ki doğmuş, iyi ki benim karım olmuş. Mutlu bir gün, güzel bir gün. Dostlarımızla. Aslında hani resmi olarak evlendikten sonraki ilk doğum günü. Evet. Bu aslında bir ayrıcalığı vardır. İlk doğum günü, ilk yılbaşımız olacak, ilk... ilk ne başka? Sevgililer günü. Aynen. Aa, evet yaklaşıyor. Yani 14 Şubat. Evet. Evliler günü. Sevgili olarak evliler günü. Evet. Birçok şey aslında. Özel olacak evet. Bu senesi. Hep özeldi. Bir buçuk senedir hep özeldi. Biz bir buçuk senedir tanışıyoruz. Bir buçuk sene içinde o kadar hızlı şeyler oldu ki. Bir buçuk sene içinde tanıştık, aşık olduk, evlenmeye karar verdik. Doğum günü oldu, nikah oldu. Oldu, oldu. Rocim kaç yaşını kutluyor? 30 mu? 25. 25. 30 da neymiş? Efendim nasıl gidiyor? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi şimdi artık eşimin iş yerleri bizi bekliyor, annelerini bekliyor. Şimdi eşime yardım edeceğim işlerinde. Ama tabii ki ben de kendi işlerimle yine her zamanki gibi güzel programlar, projeler olduğu zaman devam edeceğim ama. Sahneleri bıraktık diyebilir miyiz yoksa? Şimdi şöyle, sahneleri ben zaten hani çok her yere çıkan bir insan değildim, hep seçiciydim. Ha, yine mesela çok yakın arkadaşımın kınası olduğunda gidiyorum, çok kaliteli bir düğün olduğunda yine aileler tercih ettiğinde evet gidiyorum ama hani öyle gece kulüplerinde orada burada çalışan bir durumum, bir hayatım yok. Yani. Yeni yılda neler bekliyor sizi? 2017 sizin için çok güzel geçti, yani evlendiniz ya. 2017 ile ilgili çok kısa bir özet geçsek. 2018'de çok yoğun geçti bir de değil mi? 2017 neler yaşadık? 2017 benim Hasan Bey'i kandırdığım yıl. Siz ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Yani kandırmak değil tabii ki. Çok güzel bir sene geçirdim ben. İnanılmaz güzel şeyler paylaştık beraber. Umarım 2018'de aynısını yaşayacağız. Nice mutlu senelerimiz olacak inşallah. 2018 bizim iş senemiz olacak. Arı gibi çalışacağımız bir yıl olacak. Acaba ne gibi işler yapacağız? Enişte Bey ne iş yapıyor? Yardımcı olacağım dediniz ya. Kendisi cevap versin. Yani Asena Hanım hangi pozisyonda çalışacak sizin? Yani Asena Hanım bir kere kadın olarak el değmesi, bir kere oraya bir el atması çok önemliydi. Ben işletmecilik yapıyorum. Bizim balo salonumuz ve restoranlarımız var. Ben bir erkek olarak bir yere kadar güzel şeyler yapabildim diyebilirim. Ondan sonra eşimin katkıları da tabii ki bir değil, iki değil, 10 kademi daha fazlası olacak. Efendim hep lüks hediyeler konuşulur ünlüler camiasında. Doğum günü hediyesiniz ne, evet, neydi? Bana en büyük hediye kendisi zaten. Sağ olun. Yani, tabii ki. Hediye aldı mı? Tabii ki. Eşim sadece doğum günümde değil hep alıyor bana. Artık hani doğum günde alması şey, yani o kadar beni mutlu ediyor ki muhakkak illaki bir şekilde ya en şey çiçekle gelir, yani hiç boş gelmez. O yüzden hani ben ondan bir şey beklemiyorum. Yani diyorum ya, en büyük hediye benim için eşim. Ama aldı seni. Yine aldı, evet aldı. Ne o aldın, da o özel bana kalsın. O. Ama şirin bir şey. Çiftler hep sorur ne zaman evleneceksiniz diye. Evlendikten sonraki soru da ne zaman boşanacaksın? Bebek sorusu. Artık bence tarzınızı değiştirin. Hep evleneceksiniz diye soruyorsunuz ya, bir cevap alamıyorsunuz. Bir de şey değil. Ya 2018 mesela çok çalışacağım bir yıl olacak. Evet. 2 yıl içinde. Evet. Bu hem çocuk hem kariyer durumu olabilir mi? Yani bir çocuk düşünüyor musunuz? Biz ilerleyen zamanda tabii ki çocuk düşünüyoruz ama 2018'de o şeyimiz yok. Ne denir? O planımız yok, evet. İşten dolayı sanırım. Evet, biz çok çok çalışacağız. Bütün planlarımızı, projelerimizi ona göre yaptık. Tarihlerimizi ve çalışma sistemimizi ona göre ayarladık. O yüzden 2018'de no baby.
Beraber karar almak da çok güzel. Evet, tabii yani, ki yani bir de çocuk oyuncak değil. Anne olmak, çocuk bakmak çok kutsal, çok özel bir şey. Çok büyük bir hocalık, bir öğretmenlik, bir sanat çocuğu büyütmek. O yüzden o sanata ikimiz ne zaman hazırsak ve eşim bana ne zaman evet ben artık bir çocuk istiyorum derse o zaman yapacağım. Peki, biz doğum gününüzü kutluyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Mehmet Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi geceler. Teşekkürler. Asena'nın doğum gününe neler söyleyeceksin efendim? Vav, ne kadar güzel. Asena'ya doğum günün kutlu olsun canım benim diyorum ve yeni evliliğini tebrik ediyorum. Allah utandırmasın, devamını erdirsin diyorum ve inşallah güzel çocukları olur diyorum. İnşallah hani 2018'de az önce biz de konuştuk kendileriyle. Çocuk düşünmediklerini, kariyer yapacaklarını söylediler 2018 için. Şaka yapıyorlar. Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Sizin nasıl gidiyor efendim? Nasıl benim yani? Çok güzel, ben çocuklarımı yaptım. İki tane kızım var Allah bağışlarsa. 5 yıl yoktum İstanbul'da. Rahmetli babamın vefatından dolayı annemi yalnız bırakmadım. Annem de iyi yanımda. Tekrar döndüm, kariyer için devam ediyorum. Teşekkür. 2018 yılı işi o. Evet, aile çok önemli. Annem yalnız kaldı, onu yalnız bırakmamam gerekiyordu. Şimdi beraberiz, çocuklarımı büyüttüm. Gayet mutluyum. Peki efendim, size iyi eğlenceler diliyorum. Size de iyi nöbetler. Teşekkürler. Kolay gelsin, teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Sizler teşekkürler, bizler deyiz. Buyurun. Evet, Şenay Hanım. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, bizler deyiz. Asena Hanım doğum günü. Evet. Gökyüzünün tüm güzellikleri onunla olsun. Evlendi biliyorsunuz. Evet. İnşallah doğum günüyle birlikte aileye bir de bebek katılır. Hep beraber güzel, mutlu beraberliklerini devam ettirirler. Biz de şahit oluruz. Az önce röportaj verdiler. 2018 yılı bizim için iş yılı olarak geçecekler. Çocuk düşünmediğini söylediler. Nasip kısmet. Gökyüzü desteklerken her an her şey olabilir. Her şeyin hayırlısı olsun haklarında. Siz de iyisiniz efendim. İyiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Yılbaşına hazırlıklar, programlar. Zaten kanalda her perşembe gayet güzel gidiyor. Ünlü ve değerli konuklarımızla astrolojiye yön vermeye devam ediyoruz elimizden geldiğince. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.